Merhabalar efendim. Muhabbetname programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bu programda da sizlerle birlikte yine muhabbet dolu, name dolu bir yolculuğa çıkacağız. Ama bu sefer yolculuğumuzun başlangıç noktası birazcık Medine taraflarına doğru dayanacak ki biz Medine'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzurundan feyiz alacağız, bereket alacağız. Ardından yolumuzu birazcık da Horasan diyarlarına doğru iletip oradaki gönül erlerinin mahfiyetiyle birlikte o güzel duyguyla, o güzel düşünceyle, o güzel tavır ve eda ile birlikte Anadolu'ya doğru, Tillo'ya doğru bir yolculuğa çıkacağız. Ama Tillo'ya doğru yapılan yolculukta uğrak noktalarımızdan en önemli yerlerinden bir tanesi Diyarbakır olacak ki elbette orada biz huzuru bulacağız, muhabbeti bulacağız. Ardından elbette bu muhabbetle, huzurla birlikte Anadolu'yu her noktasını kat ederek Balkanlara doğru ulaşacağız ki Balkanlarda da bizleri seyreden kardeşlerimize, özellikle TRT Avaz marifetiyle bizleri duyan, bizleri gören, bizlerle birlikte muhabbetini paylaşan kardeşlerimize de o noktada bulunan güzel insanların muhabbetini paylaşmak için gittiğimizi ve misafir olduğumuzu söyleyeceğiz. Efendim aslında esas olan bütün bu yolculukta Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzurunda başlayacak olan yolculukta esas olan bazı maddeler var. Elbette bunlardan bir tanesi terbiyedir. İnsan terbiye ile birlikte bütün hayatını donatır, bütün vücut iklimini donatır ve nihayetinde irfan ile karşılaşır. Terbiyeden sonra irfan ile karşılaşan insanın kemalat noktasında ulaştığı çok önemli lezzetler vardır. O lezzetleri de kendi dünyasına dahil ettikten sonra gerçekten o insan latif bir noktaya gelir ki işte o letafet insanı Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde ifade ettiği bir nokta var ki işte o noktaya götürür. İşte o noktanın adı da bizim dünyamızda hamdım, piştim, yandım üçlemesiyle karşımıza odu aşk ifadesini çıkartır ki bütün bu söylediklerimin baş harflerini toplarsanız ortaya Tillo çıkar. Efendim biz bugün sizlerle birlikte gerçekten terbiyesiyle birlikte, irfan dünyasıyla birlikte bize sundukları lezzeti, letafeti ve aşkın odu ile birleşerek ham hallerini pişmeye ve yanma noktasına yani mahfiyetin zirve noktasına ifadeleriyle eriştiren gönlü güzel 3 kişiyi sizlerin huzuruna getirdik ki bu muhabbet elbette sizleri bu program sürecinde saracak ve nihayetinde sizlerin bundan sonraki hayatınıza gerçekten bu muhabbetle birlikte yaşıyor olmanın hazzına sizleri eriştirecek. Şimdi sizler adına değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş geldiniz üstadlarım, abilerim, büyüklerim. Böyle hadi şeydir abi, adettendir, söz ortaya düşsün derler eskiler. Biz de ortadan başlayalım, Mustafa abimle başlayalım. Eyvallah. Nasılsınız abi, iyisiniz inşallah. Allah razı olsun abi, Allah hamdınızı artırsın. Elhamdülillah, sizler de iyisiniz inşallah. Rabbime çok şükür abi. Yani hani o yüz ki baktığında Allah'ı hatırlatır diyor şair. Allah'ı hatırlatan yüzlerle böyle ruberu birlikte olmak gerçekten insana mutluluk veriyor. Başka nasıl ifade edilir ki halimiz? Kesinlikle abi. Aynen. Eyvallah. Öyle. Şimdi müsaadenizle Mustafa abi sağdan devam edelim. Celal abimle inşallah. Siz de hoş geldiniz hoş abi. Bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Hamdolsun, sizleri sormalı. Elhamdülillah abi. Allah Rabbime çok şükür. Valla hani Veysa abi dedi ki bizimkisi atadan dedi yani. Grup evet. Tillo'nun muhabbeti de atadan geliyor bize. Aynen, o yüzden Veysa abime de bir atadan merhaba demek lazım. Ya. Nasılsınız abi? Teşekkür İyisiniz ederim. İnşallah. Sağ ol. Sizler nasılsınız? Rabbime hamdolsun. Çok şükür. Bizler de iyiyiz. Muhabbetname'de hem muhabbetle hem nameyle yolculuğa çıktık biz de. Ve değerli seyircilerimizle birlikte bu yolculuğu hem taçlandırıyoruz hem de onların muhabbetini birleştiriyoruz kendi muhabbetimizle. TRT Avaz marifetiyle yaklaşık 450 milyonluk bir coğrafyaya hitap ediyoruz. Ama biliyorum ki sizlerin hitap ettiği coğrafya elbette çok çok daha geniş. Çünkü siz direkt gönle hitap ediyorsunuz. Cenab-ı Allah sayenizi meşgul eylesin inşallah bu noktada. Mustafa abi nasıl Grup Tillo ve Grup Tillo'nun başlangıcıyla alakalı böyle bir iki cümleyle sizin ifadelerinizi alsa? Şimdi Grup Tillo'nun aslında ilginç bir hikayesi var. Daha önce de çok konuştuk. Grup Tillo bir marangoz atölyesinde gelişen bir oluşum. Yani Nuh Aleyhisselam'ın nefesi var bu işte yani öyle muhakkak. Mi? Evet, eyvallah. Oradan bir esinlenme zaten var. Artı bir de Grup Tillo hani
gençliğimde böyle 17-18 yaşlarındayken bile mahallede bunu hiç söylememiştik daha önce. Evet. Mahallede evde böyle def çalıp ben arvane çalıp söylerken mahallenin gençlerini yanıma alır onlara öğretirdim. Onlarla beraber çalardık. Ay maşallah. Oradan gelme bir grup zaten vardı. Sonra yaş biraz ilerleyince işte meslekten dolayı bir mobilya atölyesi açtık elhamdülillah imalat. Elhamdülillah. Bu defa işte Hacı Celalgil falan kardeşlerimle aynı atölyede beraber çalışıyorduk. Tabii onlar tek değil. Atölyede çalışan herkes illa orada def çalmayı öğrenecek, ilahi söylemeyi öğrenecek. Böyle bir usul var diyor da. Eyvallah. Her çay molasında işte çal söyle derken bir gün baktık ki bir grup Tillo oluşmuş. İsmi de halk koydu tabii gittiğimiz her yerde. Aa Tillo grubu geldi, Tillo grubu geldi deyince Allah Allah. Biz de dedik herhalde ismimiz grup Tillo o zaman. Böyle isim de o şekilde gelişti kendi kendine. Abi hani bir çocuk dünyaya gelir, kulağına ezan okunur ve ismi söylenir. Sizin de kulağınıza ezanı halkımız okumuş, böylelikle isminizi de halkımız vermiş. Gerçekten büyük bahtiyarlık. Bunu şöyle ifade edeyim ben. Hani kültürler çok farklı farklı. Ülkemizin neresine giderseniz gidin farklı kültürler, farklı tınılar, farklı melodiler var. Ama öyle enteresan böyle Cenab-ı Allah'ın feyzi ilahisiyle temas ettiği nameler var ki kim olursa olsun etkiliyor, tesiri altına alıyor. Grup Tillo'daki o hani birazcık tılsım da buradan geliyor herhalde. Evet. Bazen de hani sözü söyleyen kişinin gönlünün güzelliği söylediği söze tesir edermiş abi. Sizin de inşallah bu tesiriniz hem Cenab-ı Allah'ın sizin gönlünüze verdiği güzellikten hem de dinleyen arif olsa gerek derler, arif olması gerek. Halkımızın arifliğinden, o irfan geleneğine bağlılığından geliyor. Kesinlikle abi. Eyvallah. Çok doğru abi, bir tespit. Abi ben böyle konuşunca gevezelik yaparım. Hiç böyle susmam. Hakan Aykut abim de bana kızar. Niye çok konuştun da üstadlara söyletmedin değil. Bir şey dinlesek sizden olur mu abi? Olur tabii. Kaçırsın. Eyvallah. Ne lütfedeceksiniz bizlere? Biz bestesi Diyarbakır yöresine ait. Eyvallah. Çok eski bir beste. Yani ben bu eseri dinlediğim ilk günden bu yana herhalde 40 yılı geçti. Ay maşallah. Evet. Evet. Ki bizim üstadlarımız da önceden okuyordu ki üstadıma sorduğumda ben de bilmiyorum, ben de böyle meclislerde çocukken öğrenmişim demişti. O zaman bir 100 yılı var eserin. Kesinlikle. Yani. evet. Sözleri Bursalı Hakkı Efendi'ye ait. Burası çok enteresan evet, abi. Evet. Yani şimdi Diyarbakır'da sizin meşk halkanızda okuduğunuz eserin bestesi Diyarbakır'a söz Bursa'ya ait. Evet. İşte grup Tillo budur yani. Maşallah. O yüzden de bunu eyvallah, özellikle ilk eyvallah, eser seçtik. Çünkü bizim için yani bizim derken bizim genel kültür ve toplumumuz için önem arz eden bir noktaydı bu eser. Özellikle aynen, böyle seslendirmek istedik. Eskilerdeki aşk ve muhabbet de bir başkaydı. Muhakkak. O yüzden eserin tamamı da böyle bir aşk ve muhabbet kokuyor. Böyle gönüllere serpilsin istedik. Eyvallah. Hazreti Fuzuli der ya, aşk imiş her ne var alemde, il gıyli galmiş ancak der. Sizin aşkınıza gönlümüzü açıyoruz üstadlarım. Buyurunuz.
Maşallah, barakallah. Elbette hani irfan noktasında aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e kendisini dayandıran insanların sülbünden veyahut da silsilesinden gelen kişiler etkili ve tesirli oluyor. Yani bu okumuş olduğunuz mübarek Nutku Şerif de aslında bunu ifade ediyor değil mi Üstad? Kesinlikle, aynen öyle abi. Hani insan kendi dünyasına bakınca Allah-u Teala'nın kendisinden razı olup olmadığını anlarmış bazen. Cenab-ı Allah kendisiyle meşgul olan bir iş lütfettiyse o insana, bilsin ki o noktada doğru yolda yürüyor. Hazreti Mevlana meselesinde der ya hani, senin tevbe etmen bile tevbenin kabul olacağına işarettir. Yani çünkü Cenab-ı Allah tevvaptır ki tevbeleri kabul eder. Böyle bir işle iştigal ediyor olmak, elbette başlangıçta bir peygamberin pir olduğu bir zanaatı sizin icra ediyor oluşunuz, ki marangozluk öyledir. Onun yanı sıra Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bu nefes nimetini, yine vermiş olduğu, bahşettiği bu name ile, melodi ile birleştirerek bu mana dünyasını, gelenekten bize tevarüs eden mana dünyasını aktarmak nasıl bir duygu, nasıl bir hissiyat abi? Şimdi abi, hani nasıl bir duygu dediğimiz zaman, duygular tarif edilmez, duyguları yaşamak lazım. Eyvallah. Yaşamı tarif etmek de biraz zor. İçinde olmak lazım. Eyvallah. O yüzden sadece şunu biliyorum, şunu diyebiliyorum. Hani aşıkın biri bir söz söylemiş ya, demiş muhabbet bir belaymış, giriftar olmayan bilmez. Zıbistan görmeyen bülbül baharın kadrini bilmez. güzel bir söz. Eyvallah. Şimdi biz gözümüzü hakikaten, gözümüzü dünyaya açtığımız an, hani kendimi bildim, çocukluğum dediğim zamanda dahi dergahlarda bu kasidelerin içinde, üstadların arasında yetiştik. Ki onlardan o feyzi, o lezzeti aldık, o aşkı, o muhabbeti gördük. Hatta hiç unutmam, bir gün üstadlarımızdan biri şimdi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Böyle elini sırtıma vurdu. Ben 10-11 yaşlarında çocuktum. Dedi Allah ölünceye kadar seni bu yoldan ayırmasın. Amin. Elhamdülillah Allah herhalde salihti, duasını kabul etti. İşte biz de onun yolundan devam ettik. Devam ediyoruz. Böyle bu halka geniş aslında. Burada bakma biz ön planda çıkan gözüken 3 kişiyiz ama halka çok geniş. Maşallah. Burada güzel olan şu taraf var. Ya eğer bir yerde hakkı anlatabiliyorsam, birilerinin kalbine olduğum yerde Allah lafzının güzelliğini, o şevki, o muhabbeti, o aşkı, o duyguyu yaşatabiliyorsam, ya ne mutlu bana. Eyvallah. Bütün her şey, hayat bundan ibaret. Ötesi yoktur. Bunun hani dünyevi ticareti düşünülmez. Eğer elbette, o an böyle bir muhabbet, bir aşkla bir gönlü titretmiş isem veya ben kendi gönlümü bile titretebilmiş isem, vallahi en büyük mutluluktur bu. Eyvallah, ne kadar güzel ifade ettiniz. Abi rahmetli Abdurrahim Reyhan Efendim Hazretleri derdi ki, böyle ihvanı dergâhta toplar ve halkamızı değirme edelim derdi. Şimdi siz de sanki böyle Anadolu'ya oturmuşsunuz, böyle bir taht misali bir tarafa ve bütün Anadolu'ya halkamızı değirme edelim diye ifadede bulunuyorsunuz. Ve bu halka o kadar genişledi ki abi, bilmiyorum farkında mısınız? Yani maşallah Grup Tillo'nun sadası, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin ismi şerifiyle şereflenen sadası, bütün Anadolu bir tarafa, şu anda Avrupa'da hep sizlerden bahsediliyor, Grup Tillo'dan bahsediliyor. Cenab-ı Allah inşallah sözünüzün tesirini devam eylesin. İnşallah. Amin. Hepimizin eyvallah, inşallah. Eyvallah. Abi harikulade bir sadaydı. Sizin böyle güzel solunuzla tabiri caizse başladık ve gerçekten lezzet insanda öyle bir doygunluk seviyesi bırakmıyor. Yani lezzet gelince ardı arkası kesilmesin deyiveriyor hemen insan ve hemen peşine bir şey daha rica ediyoruz sizlerden eğer lütfederseniz. Tabii ki, ne demek. Okuyalım inşallah. Evet. Thank you.
Maşallah, barikallah. Aslında hepsi ikaz dolu, hepsi bizim dünyamızı şekillendiren ifadeler. Ki hani Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz artık bana ölümü hatırlatmana gerek yok demiş arkadaşlarından birine. Niçin diye sorulmuş ya Emir el Müminin? O da artık sakalımda bir ak var, o bana ölümü hatırlatır demiş. Hay maşallah Mustafa abim ne güzel ya. Pamuk dede oluyorsun giderek biliyorsun değil mi abi? Eyvallah abi. Maşallah, Allah hayırlı ömürler versin. Amin, amin. Elhamdülillah ölüme biraz daha yakın olduğunu bilmek evet. Gafletten biraz daha uyanmaya vesiledir yani. Elbette. Yani ölüm korkusu bizi sarmıyor elhamdülillah. Çok şükür. Yani o son nefeste de yani Cenab-ı Allah inşallah hem imanımızı muhafaza evet. Eylesin, hem idrakimizi muhafaza eylesin. Ve inşallah o gaflet uykusundan da uyananlardan olmayı nasip eylesin Cenab-ı Allah ki burası çok önemli. Hani ifade ettiniz ya işte ne servet kalıyor, ne sefa kalıyor, ne han kalıyor, ne hamam kalıyor. Programdan önce Hakan abimle konuşurken dedim ki en önemli vitrindir musalla taşı. Çok enteresan orada da Rabbim işte böyle zuhur etti ifade. Yani gerçekten o musalla taşına gittiğinde insanların sana ilgisi ve alakası işte o noktaya ortaya o noktada ortaya çıkıyor. Allah Teala o musalla taşında mahcup olmayan kullardan olmayı eylesin. Bir gün böyle bir meşk ortamında evet. Böyle Diyarbakır'da dediğim bir 20 yıl kadar önce bir meşk ortamında böyle işte böyle defler çalıyoruz, ilahiler, kasideler, muazzam bir gece var. İçimizde de böyle çok yaşlı piri fani olmuş salih bir insan vardı. Evet. Oradaki ağa beylerimizden biri sordu. Ya Hacı Baba dedi sen ölüm için ne diyorsun? Dedi ya ne diyeceğim kardeşim dedi Azrail Aleyhisselam gelse ruhumu almaya diyeceğim ki git kardeşim git sen neye gelmişsen biz bu canı çoktan verdik. Ay kurban olurum ben ona ya. Eyvallah. Ya işte o insanların yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Allah belaları defüref eyliyor üzerimizden. Amin. Ve gerçekten o füyüzat-ı ilahidir o insanların varlığı. Onların etrafında olabilmek meseledir aslında değil mi abi? Ki son nefesinde de aynı şeyi söyleyerek vefat etti o.
O şahıs. Abi müsaadenizle bir eser de ben okumak istiyorum. Tabii abi memnun oluruz. Estağfurullah. Yine Erzincan Eşrafı'ndan Salih Baba'dan bahsedilir ki divanı tertip edilmiş şekilde şu anda günümüze de ulaşmış. Oradan acizane gönlüme ilham olunan bir eseri takdim etmek istiyorum inşallah. Buradaki sözler de gerçekten çok enteresan. İnsanı kamilin lezzetinden bahsediyor. Nutki pakindir efendim bana burhandan leziz. Zihri hakindir efendim bana dermandan leziz. Yusuf'u kenanu zülfün aklımı yağma eder. Dişlerin dürrü mücevher sohbetin candan leziz diyor. Müsaadenizle abi. Eyvallah. Nutki pakindir efendi, bana burhandan leziz. Zihri hakimdir efendi, bana dermandan leziz. Yusuf'u kenadı hüsnü, dişlerin dürrü mücevher sohbetin candan leziz. Arif'in her bir kelamı bir mücevher kanıdır. Canlara canlara verir hayatı
Eyvallah, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Nutku Şerif'in müellifi Salih Baba Hazretleri çok gerçekten harikulade bir insan. Onu da bir söyleten varmış efendim. Pir-i Sami Hazretleri ki Nakşi Meşayihinden gerçekten çok önemli bir yere sahip olan bir isimdir. Allah-u Teala cümlesinin, emsalinin, muadillerinin hepsinin hem güzelliklerinden, hem hikmetlerinden, hem himmetlerinden bizleri hissedar eylesin inşallah. Mustafa abi çok enteresan bir hal aldı zatihaliniz ve muhterem arkadaşlarınızın bütün Anadolu'da ve Anadolu coğrafyasının dışındaki konserlerinizdeki açıkçası tepki. Yani tepkiden kastım elbette olumsuz değil. Bu hani insanların ihtiyacının olduğu bir şeye çok tazyikli bir şekilde müracaat etmesi hadisesi gibi bir şey. Yani öyle büyük bir boşluğu doldurdunuz ki ben açıkçası birazcık daha böyle daha geniş bir perspektiften bakmaya çalışıyorum. Elbette sizler kendi bulunduğunuz noktadan kendi mahfiyetinizle bunu kabul etmeyeceksiniz onu biliyorum ama önemli bir misyon üstlendiniz ve çok önemli bir boşluğu doldurdunuz bu noktada. Çünkü bizler hani sizin de ifade ettiğiniz gibi Anadolu'nun elhamdülillah her noktasındaki dergahlarda bu neşveyi, bu muhabbeti görüyoruz, şahit oluyoruz. Ama sanki bizim bütün dünyaya ortak bir nefes olarak ortaya koyduğumuz bir ürün haline geldi Grup Tillo. Dolayısıyla bu önemli bir misyon. Bu noktada kendinizi nasıl tarif ediyorsunuz abi? İşte dedi ki abi hani böyle insan susuz kalır, artık susuzluktan nutku tutulur. O susuz kaldığı esnada böyle biri yetişir, ona bir su verir, içer, hayat bulur. Fakat bu hani ortağız bir namusanın çıkması öyle bir andı. Yani ihtiyacımız olduğu bir dönemdi. Lakin bunu kendimizden bilmemiz doğru değil. Asla hiçbir gün bunu kendimizden bilmedik. Sadece şu dörtlükle cevap vermek istiyorum ona. İrşadi Baba Hazretleri diyor ya, her seherde andelibi söyleten var söyleten. Kurt ve kuşu hal diliyle söyleten var söyleten. Yani bizim buna ihtiyacımız vardıysa Cenab-ı Hak illa bu Grup Tillo da olabilirdi, bir başkası da olabilirdi. Allah bu toplumu koruyacaktı. Çünkü bu ülke dünyadaki bütün mazlumlara kucak açan bir ülke olduğu için. Bu da bir ülkenin sadakasıdır. Bizim sadakamız var, ülkenin sadakası var. Evet. İşte ülkemiz de bu sadakayı yapıyordu. İslam alemine sahip çıkıyor, mazlumun yanında oluyor. Hatta çok dikkat edilecek bir husus, Müslüman diye de ayırt etmeden. Değil mi? Bir sürü önemli, mazluma yani illa bu Müslümandır diye değil, dinini, dilini, ırkını ayırt etmeden yardım ediyor. İşte Allah bu topluluğun yok olmaması için bunu murad etti ve bu murad içinde de tabii bir sürü hizmetçiler çıkardı. Grup Tillo da o hizmetçilerden sadece bir nokta. Eyvallah, kurban olurum abi. Eyvallah. Hani bazen insanı kamili tarif ederken Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin sıfatlarıyla sıfatlanan kişidir derler insanı kamilden bahsederken. Hani bir de Cenab-ı Allah onun sırrını mukaddes eylesin. Muzaffer Özak Efendi Hazretleri var efendim. İyi, iyi bilirim. Karagümrük'te dergahı. Ahmetli babamın da çok yakın dostu ve ahbabıydı. Çok bahsederdi ondan bize. Muzaffer Özak Efendi Hazretleri Kadir Gecesi ile alakalı bir nutku şerifinde der ki Kadir Gecesi'nden için Cenab-ı Zülcelal Hazretleri mümini ve kafiri nura doyurdu der Kadir Gecesi'nde. Hani Cenab-ı Allah'ın sıfatıyla sıfatlanmaksa eğer marifet, kemalat elbette mümini ve kafiri ayırmadan onlara yardım elini uzatmaktır ki devletimiz, milletimiz bunu gerçekten liyakatli bir şekilde başarıyor. Allah-u Teala inşallah elbette huzursuzluğu bertaraf edecektir. Hem kendi nurunu tamamlayacaktır ki bu noktada çıkan müşküller olabilir, sıkıntılar olabilir. Sabır bize düşüyor. İnşallah bu noktada sabrımızı sizin o güzel sadanızla süslüyoruz ki bu da bizim en önemli yol azığımız oluyor. Allah sesinizi, solunuzu daim eylesin inşallah. Amin. Üstadım ortağız bir namusanın bizim bugüne kadar belki ilk defa dinleyeceğimiz bir versiyonu var. Evet. Lütfeder misiniz onu kıymetli seyircilerimizle paylaşsak müsaadenizle? Tabii ki nasıl arzu ederseniz. Şimdi süre çok uzayacağı için
eserin tamamını almadık. O eser çok uzun aslında. Şimdi yeni iki bölüm kattık, lakin iyi de o kadar da değil. Daha da devamı vardır. Hay maşallah. Böyle, çünkü o uzunca bir şiir olarak yazılmıştı. Tabii gönülden gelen ama yazdıran var. Elbette. Nasıl diyor ya, her seherde andelibi söyleten var söyleten. Eyvallah. Onu da yazdıran var yazdıran. Eyvallah. Yoksa nereden böyle o şekilde dökülecek o kelimeler. Orada da işte bu eksik kalan kıtada diyor, yani yeni eklediğimiz bölümde, Alevisi Sünnisi yaşıyor bir arada. Herkese kucak açar vatan denilen ana. Eyvallah. Toprağına taşına, yemyeşil ormanına. Gören hayran olmaz mı şanı yüce bayrağa. Eyvallah. Tabii bunun devamında yeni şehirler de ilave ettik. Evet. Bu şehirleri de şöyle, hani gittiğimiz illerde ya böyle hani sitem eden, ya siz niye bizim şehri de katmamışsınız çok gibi. Güzel. Aslında bana sorsan bir şehrin önemi yoktur. Benim için atıyorum Sivas desen, Sivas bana bütün Türkiye'dir. Ege'de bir şehir desen, o da bana bütün Türkiye'dir. Doğu'nun en ucuna köşesindeki bir şehri desen yine bana Türkiye'dir. Çünkü her toprağı bana Türkiye'yi anlatıyor. Eyvallah, eyvallah. Hepsi bir bütündür. İşte o şehirleri de ondan dolayı kattık. İşte Kırşehir, Malatya, Konya gibi birkaç il daha katarak genişlettik. Tabii buna da sebep biraz Kırşehirlilerin o İştiyakla bunu arzu etmesinden kaynaklıydı. Eyvallah. Kırşehir'de gerçekten çok muhabbetli bir ortam oluşmuş. Onu da ben takip ettim sosyal medyadan. Aslında elbette Mekke'dir asıl, Medine'dir asıl. Aşkın başkentidir, şehirlerin anasıdır bir tanesi ve diğeri. Ve bütün şehirler de o şehirlerin etrafında toplanmış, halka oluşturmuş şehirler gibidir. Sizin gittiğiniz her yere bu muhabbeti yaydığınızdan zerre kadar şüphemiz yok. Şimdi inşallah sizden de o eseri dinleyerek birazcık daha latif bir ortama doğru kendimizi i̇nşallah. Sürükleyelim abi inşallah. İnşallah. Yaşadık bu vatan toprağında, kardeş etmiş bizleri emrediyor Kur'an'da. Ve Kur'an ibnelen fadavani gotiye, Müslüman tevbirane, katla insan harame. Edirne'den Şırna, Hatay'ından Samsun'a, kırklar elimden vana, karış topraktan ne de bir vatandaştan, Kürt ile Türk kardeştir, ayrılmaz et tırnaktan. Kullu muslimin ikhve, cealen Allahu ikhve, liyekfi kahir el umme, asulhu hayrun ya ikhve. Tekirdağ'dan Ağrı'ya, Rize'den Adana'ya, baktırmam
kardeş gelme oyuna, bölünmeyiz biz asla. Şöyle bak bu cihana, Türkiye'm halin başka. Kardeş gelme oyuna, olmayız paramparça. Diyarbakır'da Kuşağı, harikulade bir eserdi gerçekten. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Yani özellikle bizim sizi tanıdığımız zamandan bu zamana ortağız bir namusa ifadesi zaten birçok şeyi anlatıyor. Çok geniş bir manası olan bir cümle veyahut da bir ifade daha doğrusu. Ve yani literatüre de sizinle birlikte kazınacak bir hale geldi elhamdülillah. Ve yeni eklemeler de bizim özellikle geleneksel musikimizin yanı sıra mesela bağlamanın kullanılışı vesaire, özellikle Alevilik ve Sünniliğin arasında zerre kadar problem olmayışına dair işaretler, güfte ve beste birlikteliği harikulade olmuş. Maşallah, gönlünüze sağlık. Eyvallah. O aralarda elbette bizi, kendimizi ifade eden ve özellikle hani biz elbette bu topraklar üzerinde kendi kimliğimizi çok net bir şekilde ifade ediyoruz ki bizim şu anda kendimizi ifade için kullandığımız, bütün dünyaya da haykırdığımız Müslümanlık kimliği bizi elbette bir araya getiren, bir arada tutan en önemli kimliktir. Ama onun altında gerçekten bizim kardeşliğimizi ortaya koyacak şekilde Kürt'ü ve Türk'ü ile birlikte yaşıyor oluşu ve sizin Kürtçe ifadelerinizden benim aldığım, duyduğum hazzı ifade edemeyecek kadar aciz kalıyor olmam ne kadar bizim bir olduğumuzu ifade ediyor. Cenab-ı Allah razı olsun. Gerçekten amin, çok hoştu. Mustafa abi, özellikle zaten annenizin hani bizde girerken programa Bursa'dan bahsettik ve Bursa'dan bir Nutku Şerif'le aslında başladık. Evet. Bursa deyince akla elbette birçok şey gelir, birçok mübarek zat gelir ama onlardan bir tanesi Süleyman Çelebi Hazretleri'dir. Mevlid-i Şerifi Vesiletün Necat isimli eseriyle de bizim dünyamızda çok önemli bir yere sahiptir. Allah Teala ondan razı olsun. Biliriz ki Mevlid Anadolu'nun dört bir tarafında farklı üsluplarla, farklı lehçelerle, farklı dillerle söylenir. Bütün dünyada aslında böyledir. Zaten sizin de Kürtçe bir mevlid okuduğunuzu siz bize söylemiştiniz ve evet. O mevlidten eğer lütfederseniz bir parça alsak, bir bahir alsak İnşallah. Ve programımızı birazcık daha bereketlendirsek. İnşallah. Tabii ki. Yani Peygamber Aleyhisselam'a ne kadar çok salavat getirilirse, ne kadar çok anılırsa o kadar rahmet ve bereket olur. Amin. Tabii biz bu arada bunu da hatırlatalım. Mevlid'in sözleri Hakkari'li Hasan Ertuşi Eyvallah. Hazretlerine aittir sözler. Tabii birçok Mevlid-i Şerif yazan vardır tabii.
Bu da bizim böyle okuduğumuz teberrüken olsun inşallah. İnşallah, lütfen. Arkadaşlar şey yapsalar. Bu Hudayi alemin ev Hudayi daime dini mubin emkirina ümmeta hayrul beşer tabi'i ve muktedayi namuver ev Hudayi maliki mulki azim daime mirasa Kur'an'a kerim Dinime kir kamilu ni'met temam Ya nidame ahmedu darusselam Ev hudayi bi neziru zülcelal Bi misalu bi hevalu bi zeval Razıkı bi destu pa'u marumur Alimi sirra negoti dersudur Kari sazi bende o sultani can Rahim ve Rahman Latif ve Mehriban Asimani be sütun ve kirbedin Sureti bakalu khat ve aferin Hebidar memcite şahi kerim İdine yarab sirat el müstakim Nejime suçu hatatin o sitem Lejete ihsanu gufranu kerem Ya Rabbi mani duhazinem mudam Jiri ala ya Muhammed ve selam Gerdi veti ven Hunji agi ver bin khalam Aşka şevka vek Hum bi beşi vek Es-salat Es-salatu ve-selam Aleyke ya Resulallah Es-salatu ve-selam Aleyke ya السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين يا نبي الله Maşallah, barakallah. Bu bizim Türkçe'de okuduğumuz o Allah adını zikredelim evvela kısmıydı, eyvallah. İlk bahirdi. Eyvallah üstadım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında böyle bu programın elbette sonlanmayacağını yine bize Hazreti Mevlana iki muhabbet, birbirine muhabbet besleyen iki insanın arasındaki muhabbet onlar kendilerinden fersah fersah uzağa da gitseler kesilmez ve büyümeye devam eder der. Bizim aslında programımızın sonu olmayacak. O yüzden muhabbet de bizimle birlikte bu birliktelik ta ki bir başka programda bir araya gelene kadar büyüyecek, devam edecek inşallah. Allah'ın izniyle. Allah-u Teala sizlerden razı olsun, hayırlı ömürler versin. Amin. Hepimize programın inşallah. Sonuna geldik. Abi sizden başlayalım inşallah. Biliyorum ki hani Latife ile inan dediniz soyadınız evet. için. Biz size inanıyoruz. Sıkıntı yok. Yani inandığımız için bir aradayız. Allah uzun ömür versin. Eyvallah. Çok hoş abi. Allah eyvallah. Razı olsun. Ama hem Celal'siniz yani Celal ismi şerifiyle eğer şereflenmişseniz sıkıntı var bizim açımızdan onu da söyleyeyim abi eyvallah. Abi çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için Celal abi. Allah razı olsun çok mutlu olduk. Ben de öyle ziyadesiyle eyvallah. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Bakın ben bir şeye girmeden şunu söyleyeyim. Siz dediniz ya Celal isminden hani istifade etmişseniz. Ben de şöyle diyorum. Celalinden gelse cefa yoksa cemalinden vefa. İkisi de canıma sefa. Senden yüzüm döndermese. Amin. Kahrun da hoş lütfun. Amin. Eyvallah eyvallah. Veysel abi, bir atadan Veysel abimiz var. Başka da bir şeyimiz yok yani. Çok teşekkür ediyoruz abi. Biz teşekkür ederiz abi. Mutlu olduk. Eyvallah. En azından burada
Allah'tan bahsettik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsettik. Eyvallah. Büyük evliyalarımızdan bahsettik. Eyvallah. Birlik ve beraberlikten bahsettik. Kardeşlikten bahsettik. Vatandan bahsettik, milletten bahsettik. Daha ne olsun abi, teşekkür ediyoruz. Eyvallah, biz teşekkür ediyoruz. Allah var etsin inşallah. Evet değerli seyirciler, bugün Muhabbetname programında gerçekten farklı bir lezzetle yüz yüze kaldık. Cenab-ı Allah bu lezzette bize neyi öğretti diye kendimize soracak olursak, aslında ortaya çıkacak şey sadece Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin güzellik bahşetmiş olduğu insanları sevebilme kabiliyetini bize verdiğini öğrendik. Bugün bizler gerçekten Allah-u Teala'nın feyzi ilahisiyle mazharda bulunmuş olduğu çok güzel üç insanla, bizler için Grup Tillo adıyla tanıdığımız çok güzel üç insanla birlikte olmamızı Cenab-ı Allah nasip etti. Bundan gerçekten çok mutluyuz, mutluluğumuzu da ifade ediyoruz. Muhabbet öyle bir noktaya geliyor ki bazen namenin ne kadar fıtri olduğunu anlıyoruz. Kalbimizin sesiyle Grup Tillo'nun namelerini bir araya getirdiğimizde ortaya birlik, beraberlik, kardeşlik, muhabbet, aşk çıkıyor ki işte nihayetinde o aşk da bizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hemen dizinin dibine doğru götürüveriyor. İşte o noktadan itibaren kainata şöyle baktığımızda sadece aşktan mütevellit, aşktan oluşan veyahut da aşktan ilham alan büyük bir varlıkla yüz yüze kalıyoruz ki işte o noktada kişi kendini bilirse Rabbini bilir ifadesinden yola çıkarak kendimizi bilmenin bizi yaratan Cenab-ı Zülcelal Hazretlerini bilme noktasına eriştirme yolculuğunda en önemli yol arkadaşı olan aşkın ne kadar önemli bir unsur olduğunu öğrenmemize sebep oluyor. Efendim, muhabbet aşktır, name de aşktır. Muhabbet ve name ile birlikte aşk yolculuğu bu hafta Grup Tillo'nun sadasıyla şekillendi ve onların da yol arkadaşlığıyla bu kervanımız yolunda yürümeye devam etti. Önümüzdeki hafta inşallah başka bir konuk ve başka bir konu ile yine bu aşk kervanına, muhabbetname yolculuğuna sizleri de davet ediyoruz. Cenab-ı Allah önümüzdeki haftaya inşallah bizleri hayırla kavuştursun, eriştirsin. Efendim, bendeniz Necip Karakaya. Sizlere muhabbetlerimi ve hürmetlerimi iletiyorum. Bir sonraki programda görüşene dek ve daima sizleri Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.